Hey, selam, ben Adal. Minecraft'ın en eski ikinci sunucusu 2B2T. Bu sunucu 12 yıldır açık ve şu ana kadar 1 milyondan fazla insan bu sunucuya bir kez olsun girdi. Bu sunucuda herkesin basit veya kompleks kurduğu yapılar var ama nerede olduklarını bilemiyorsunuz. Ve bu sunucuya giren 1 milyon insanı bağlayan nokta ise şu: bu sunucuda kurallar yok, bu sunucuda hileler serbest. Herkes en iyi hile için paralar veriyor, yüksek miktarda bu paralar. Fakat ben bugün dünyanın en toksik sunucularından birinde hilesiz bir şekilde 100 gün geçireceğim. Uçsuz bucaksız 2B2T dünyasında keşif eğlenceli olacak. Evet, biliyorum 100 gün serilerinin yarım kalan bazı videoları var ama onların da devamı gelecek. Aklımda videolara devam ediyorum. O zaman 50.000 beğeninden sonra yepyeni bir 2B2T'de hayatta kalma videosu gelecek. Bakalım hilelerle dolu sunucuda neler yaptık. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Elin beğeniye gitmiyor gibi duruyor. Oyunu tekrar açtığımda boş bir arazide öylesine duruyordum. Sonradan Nether'a gittim ve birazcık koşmaya başladım. Sonra dedim ki ben neden hilesiz ve eşyasız sıfırdan başlamıyorum? Çünkü 2B2T'de deliler gibi eşyam var. Yani bir şalkır dolusu büyülü altın elmam var benim. O yüzden artık sıkıcıydı bu macera. Ben de hilelilerle beraber savaşabileceğim bir survival yapmak istedim. Sonra arkadaşım Poyraz'la beraber Nether'da buluştuk ve kendi yolumuzu çizmeye başladık. Hile yoktu, etraftan bulabildiğimiz her şeyi alacaktık. Çok fazla da yağmalamayacaktık. İnsanlar gibi başkalarının kötülüğünü istemeyecektik. Yine ağaç yumruklamakla başlayacaktı, anılarla da bitecekti. 1 milyon kişinin en çok bulunduğu yerlerden başladık. Çünkü orada artık bulabilirdik. Belki karpuz farmı bulabilirdik ve karpuzları yiyebilirdik. Açıkçası 2B2T'nin en zor kısmı ilk spawn kısmından, başlangıç kısmından kaçabilmek. Çünkü taşlarla dolu, witherlarla dolu, lava kestlerle dolu çirkin bir yer. Fakat biz burayı tanıdığımız için, tecrübeli olduğumuz için, tuzakları da bildiğimiz için, başka yeni başlayan oyuncuları nasıl tuzaklara düşürdüklerini bildiğimiz için bu tuzaklara hiçbir şekilde girmedik. Ve kolay bir şekilde ağaçların başladığı taşlık alanlardan kolayca uzaklaştık. Aha, ne alakalı? Oha! Yakın zamanda biri gelmiş buraya o zaman. Tamam, demir göğüslük. Sonracığıma pantolon. Tamam, en azından agalarla buluşmadan önce belli bir yere gideyim. Orada toplanalım. Buralar acayip eğlenceli lan. İyi duruyor. Aha, burada başka bir yol var. Yani İstemiyorum zaman kaybetmek. Şimdi koordinat verdim. Bizimkiler de birazcık etrafta gelişip ondan sonra koordinatlara gelecek. Şu an -10.700'deyim. -10.700 olmasına rağmen yani buraya da lava kestler yapmışlar artık. Ben bu arada yol buldum. Karpuz. Yes. Karpuz. Karpuzlar için teşekkürler. Şubat 2022. Abi leave a sign demiş. Dogukan Adal buradaydı. Nisan 2022 abi. Nisan 3 Nisan. Bir de Poyraz yazacağım aşağısına. Ekstra koyamayacağım. Bir de Poyraz. Uzakta bir build var, gördün mü onu? Abi böyle her yer kırılmış, tamam mı? Ama az çok ne yaşadıklarını anlayabiliyorsun adamların. Bir de şey vardı. Ben ilk girdiğimde bu kaçabilmek aşırı zor. Şimdi aşırı kolay geliyor. 2B2T'ye o kadar alışmışız ki. Başka biri geliyor, bloktan düşüyor, ölüyor. Lava gidiyor, ölüyor. Ne yapacağını bilmiyor. Biz yine erkenden buradayız. Bak artık köpeğim var. Yes be. Niye takip etmiyor? 2020'de gelmişler. Güzel, etkileyici diyor. Geriye kalan hiçbir şey yok. Tabii bir süre Ardaka'yı bekledikten sonra gelemeyeceğini, çünkü bütün sunucuya yeni aşina olmaya çalıştığını biliyorduk. Biz de Poyraz'la beraber farklı alanlarda gitmeye başladık. Bu 2B2T'nin en eğlenceli kısmı, keşif kısmı. Çünkü o kadar fazla anı görüyorsunuz ki, yaşanmışlık görüyorsunuz ki, bazısı 2010 yılından, bazısı 2013, farklı yıllar her yerde. Ve böylelikle evimizi yapacak yeri bulurken bir yandan da gelişmeye çalışıyorduk etraftan aldığımız bütün eşyalarla. Bu sunucu da ağaç kesmek bu arada apayrı bir olay. Yani ağaç kesiyorsun, ağaç buldun. Evet, ilk 5000'den sonra falan başlıyor. Orası da bütün witherlarla dolu. O yüzden şu an ağaç kesmekte çok avantajlıyız. Videoya koyma bunu.
Poyraz hile yapıyor. Poyraz hile yapıyor. Poyraz hile yapıyor. Hayır. Oo, hepsi benim artık. Oha ama yuh. İlk odununu burada almış. Nasıl başarabilmiş lan bunu? İlk odunu burada aldım diyor. Neyse bunların anısı var, kırmayacağım. Biri bunları koymuş, orman yapmış. Burada ağaç yokmuş normalde. Ormanı biri getirmiş. Doğru. Oha cidden. İyiymiş abi. Of. Bir dakikanı ayırabilir misin? Hayır. Tamam. Hayır. Sana demiyorum, pardon. Biliyorum. Çok garip ben. Pilinler geliyordu da üzerime. Bu ne? Tohum. Bu arada çok komik. Adam, ooo tohumlar için teşekkür ederim. Bize de bıraksaydı o***'ım çocuğu. Cidden oğlum. Suyun rengi bok gibi, böyle bir sıçmış gibi oraya. Evet, çölde buzları. Hoş geldiniz arkadaşlar. Burası 2B2T. Yay. Aa, birinin güzel tatlı bir evi varmış galiba burada bir ara. Şu çok merak ediyorum, tabelada ne yazıyor. Evet. Yes. Yes. Tak tak. Kim o? Evet. Memo. Evet. Devam. Yes. Lan ben açıyorum kapıyı. Ha, özür dilerim. Yes. Yes yes. Gel içeri. Evet, anlaşılabilir. Teşekkürler. Buraya kurulalım lütfen. Burası çok güzel. Burası o kadar güzel ki. Aha evet, kurulabiliriz abi. Çiftliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Oğlum acayip hoşuma gitti şu an 2B2T'de. Gerçekten hayatta kalmaya çalışıyoruz böyle ya. Evet. Evet. Boşluğuma geldi bu arada. Bu yer güzeldi çünkü nostaljikti. Ta 2010 yılından birinin oluşturduğunu biliyorduk. Çünkü 2010 yılında Minecraft'ın yapısı bu şekilde. Etrafta çimler yoktu. Nostaljik havasından dolayı burası gayet iyiydi bizim için. O sırada da Nether'dan Ardakai bizim yerimize doğru gelmekteydi. Ve onu bekliyorduk. Tabii buralarda çim olmadığı için de tohum bulmak aşırı zordu. O yüzden karpuzla idare etmemiz gerekiyordu. Fortnite Battle. Girdiğin gibi öleceğim ama ya. Orada da piglinden aldım. Eksi ben yaz. Çete yaz, tamam mı? Ama yazma lan, yazma. Çete yazmayayım. Çete yazma ya. İlginç tasarımlı bir şey yapmayı denemişler burada. Ta kaç yılından biliyor musun? Sadece 2010-2011 bloklarıyla yapmışlar. Abi bu şu an dünyanın en iyi... Ah, oh, yes! Karpuz farmı var burada. Bu 2011 yılından. Karpuzlar 2011'de eklendi. Karpuz tapınağı koymuşlar adını. Ben buraya ellemiyorum. Görmemiş gibi davranıyorum. Başkası bulursa kullansın. Aa, döndüm dolaştım. Bizim yeri buldum galiba yanlışlıkla. Koyunlarımı özlediniz mi lan beni? Meow. Özledik meow. Oo, diamond oğlum. Of. Bak gerçekten her seferine diyorum, sizi oyuna kim eklediyse ona yani gireyim yani. Bir de sunucu laglı ya, ekstra böyle daha sinir bozucu oluyor. Sen oy vermiş miydin o zaman? Oy vermemiştim. Oylama olduğunu bilmiyorum. Abi öleceğim ben. Oo, lagdan dolayı o kadar kötü ki. Güneş doğuyor, yanacaksınız sizi. Kaltak vampirden ha? Gülün hadi. Oha! Şey hatırlıyor musun? Demon Slayer'daki güneşin doğduğu bölüm. Aha! Evet, orası çok güzeldi. Onun gibi hissettim lan böyle. Güneş böyle yükseliyor. Ben de vampirlerle falan böyle iblislerle savaşıyorum falan gibi hissettim. Senden kaçmıyorum, güneşten kaçıyorum. 10.500'e 2140'tayım. Sen koordinatını söyle, ben almaya geleyim. Çok daha tatlı olur. Çok iyi olur. Eksi 10.500, 10.600'e. 10.600'e. Oha, direkt aynıyız bu X konumunda. Eksi 2130. Tamam, koordinatları aldım. Bir ekip arabası yola çıktı şu an. Dari. Geliyorum. Dari. 11.6 geliyor. Aa, Ardakai. Adal. Burada mısın? Buradasın. Let's go. Allah'ım. Vurma sakın, hayal ederim. Son yemeğim bu. Elim kayarsa ölürsün. Ne yapayım? Bu ekip aracımız abi. Buraya atlıyorsun, tamam mı? Senin için ne kadar, kaç litre benzin harcadım bilsen. Bak burası karpuz farmı arkadaşlar. Ardakai burası işte az önceki efsanevi karpuz farmı. Belki bulunduğumuz süre boyunca burada da karpuz vardır diye bir bakıyorum. Umarım vardır. Bu arada koşmamaya çalış. En büyük sıkıntı bu. Ah karpuz. Hı-hı.
Senin için büyümüş lan. Lop. 5 tane afiyet olsun abi. Ha, teşekkür ederim abi. Adamlara şimdi teşekkür et. Bak buranın kuralları var aslan parçası. Bunu alıyorsun. Duvara yapıştırıyorsun. Diyorsun ki ben Ardakay ve karpuzunuz beni kurtardı. Teşekkür. Teşekkür. Burada direkt böyle işler. Teşekkür ederim abi. Ardakay'ymiş. Çok iyi oldu. Çok yapar, yapma öyle. Azıcık. Tamam böyle çok yakma. Yokuşa bırakıyorum, rüzgara bıraktım. Burası bizim mekan. Nasıl? Çok Berra. İyi. Şimdi bak bak, drift atarak park edeceğim. Olduğu kadar, olduğu kadar. Denizden babam çıksa yerim diyenlere. Bu arada arkadaşlar, bunlar koyunlarımız. Koyunlarımıza isim bulabilir misiniz arkadaşlar? Alfred. Yok, hayır, olmaz. Alfred diye koyun ismi olmaz mı orada? Arkadaşlar, arkadaşlar, yemek var, yemek. Zombi eti. Ben daha yeni yedim. Siz yiyin arkadaşlar. Ben etrafı aydınlatıyorum. Abi yemek yemek. Burayı aydınlatma. Oradan gelenleri yiyeceğiz. Alın olta atıyorum o zaman. Sabahın ilk saatlerini bekleyelim mi böyle? Sonra gidelim. Şunu açılıp balık tutalım. İlk Hamachi'den arkadaşlarımla oynadığım sunucu gibi geliyor şu an bana. O kadar hoş geliyor ki. Biyom da öyle hissettiriyor olabilir bu arada. Biyomlara bak. Bomboş. Daha sonra maden yapmak için aşağılara indik. Biliyorsunuz maden yapmak 1-2 gün sürüyor. Madenlerde kaybolduk. Özellikle de 2010 yılının madenleri olduğu için ne kadar dengesiz alışılmışın dışında olduğunu siz düşünün. Tabii bu oynadığımız 2B2T'nin deneme sürümü olduğundan dolayı artık 1.18.2'de ve 1.18.2'de aşağıda eksilerde yeni yerler oluşuyor. En azından oralara gidip oradan elmas falan bulabiliyorduk. Oo, ben artık leziz yağlı bir koyun yemek istiyorum. Leziz yağlı bir koyun yemek istiyorum ben. Kimse koyunları koramayacak arkadaşlar. Gezemek istiyor yani. Kayış yapalım, söz gezdireceğim onları. Bu iki koyunu çiftleştirmiyormuşuz değil mi? Sadece onlar oluyormuş. Biz de gezdiriyormuşuz sabahları falan. Teker teker. Ardakay ustam nasıl... Oğlum sen milletten ne istiyorsun ya bizden? Allah Allah. Hayır. Ulan sen var ya, sen gel buraya gel. Hayır, olta gel lan, PvP lan. PvP lan. Yemeğimiz yok burada, yanma. Abi bir dakika, benim de oltam var lan. Poyraz. Bittim bu arada Poyraz. Nasıl? O kadar yukarı çıkacağım mı? Ama bak, ölürsen var ya. Ağlarım. Yatak, yatağı şey yaptın değil mi? Lan, şu olmadı. Ne oldu? Hiç bok olmadı. Bir dakika, bekle bekle. Sakın çekme bu aradan, düşersem ölüyorum. Oğlum sana neden gelmiyor? Alo. Geliyor, ha. Sonra geri bekle, gidiyor. Bekle. Anti-cheat falan mı? Aa, hile korumasından dolayı çıkılmıyor lan. What? Evet. 2B2T'nin hile koruması korudu seni. Şimdi videoda eğer bu kısmı koyarsam diyecekler ki ama hileler serbest değil miydi? Ya hileler serbest ama yapabilirsen. Al su iç. Sağ ol lan, bu sıcak yaz gününde de. Bir onu tutabildim vallahi, başka bir şey. Bana yok mu? Bu üçlü çok güçlü arkadaşlar. Aynı. Oğlum hangimize geldi anlamıyorum sizden. Siz nasıl anlayacaksınız bu arada? Bak geliyor 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 geliyor. Zınk. Geliyor. Oğlum, bu bana. Zınk. Aa, oğlum anlamıyorum ki ben kime geliyor. Balıkçılık. Oho. Göz ister. Gözde. Omega 3'te vardır. Omega 3 balıktadır. Tamam. Ye ye. Balık ye. Görmeden tutacağım. Anne, havada bir şey var senin, havada bakıyor. Oğlum gelsene balık, hadi yeter artık ya, uğraştırma bize. Hop, wow. Trick shot. Vay be. Size bir hikayemi anlatayım mı? Hayır. Tamam. Şimdi biz çok eskiden arkadaşlarla Survive oynadık, tamam. Sonra hı-hı, abi karpuzu da çok seviyoruz, tamam mı? Çünkü hani çok kolay yiyemiz. Sürekli şey kırıyoruz, sonra tekrar yiyoruz. Havuç falan da yiyoruz. Sonra bir baktık altın avuç diye bir şey var, tamam, bayağı da can dolduruyor. Ulan bayağı iyiymiş dedik, tamam. Sonra bir de şey gördük, altın karpuz var. Sonra dedik oha, bu bayağı iyiymiş falan. Hem zaten hızlı hızlı yapıyoruz, bir de çok can dolduruyordur bu kesin dedik, tamam mı? Sonra biz tüm altınımızı, tüm stoğumuzu karpuz yapmaya harcadık, tamam mı? Hayır. Sonra abi karpuzu bir yaptık, zehirli de değildi. Hiç bok yapılmıyor oğlum. Elinde tutuyordu sadece. Biz dedik niye böyle falan. Sonra abi meğer onunla bir tek iksir yapılıyormuş.
Abi şu an şey gibi bu arada. Hani Amerika'dan yeni böyle ne bileyim domatesi bilmeyenler. Bu arada ne olduğunu hatırlıyorum. Bir şeyi Amerika'da abi, bulalar onu. Biz onun patates. Gibi çimen arıyoruz. Tohum arıyoruz abi. Şey biz... Patates abi. Salak mıyız? Neden? Kısır söylüyordu geçen gün. Oh! Oğlum oha! Harbi ya. Of, ben var ya sabahtan beri geziyorum oğlum. Oğlum biz manyaz ya. Oğlum nasıl aklımıza gelmedi ya? Of. Minecraft'ın temel bilgisini nasıl unutabiliriz ha? İnanılmaz. Bütün bu olaylar aslında ara ara olduğu için ve videoda da saatlerce video çekip ondan sonra ha bu böyle miymiş dediğimiz için daha komikti. Ama siz 10 dakikada buraya geldiniz ve ne kadar tohum aradığımızı bilmiyorsunuz. Mesela saatlerce oynadığımız bu süre boyunca Poyraz benim gittiğim her yere tekrar gidip "Aa bunu buldum" demesi ama benim onun 10 dakika önce bulmam vesaire... Bir sürü saçma olay yaşadık ve eğlenceliydi. Tabii bu sürede de kendimize bir ev yapmamız lazımdı. Çünkü burada hayatta kalmak istiyorsak güzel bir depomuz da olmalıydı. Bu videoysa zaten bir özet. Yaşadıklarımı tekrar hatırlayabilmek için kendim için oluşturduğum bir kesit. Çünkü eğlendiğimiz her şeyi eğlenmeniz için arkadaşlarımı benim kadar tanımanız lazım. Ve özelleriyle beraber her şeyle onları size anlatamam. O yüzden en başında bu videoyu kendim için yaptığım için kusura bakmayın. Günlük yazmayla arasındaki fark hem görüntülü olması hem de size açıyor olmam. Kemiğiniz var mı? Kemiğiniz var mı? Bedenimde 257 tane. O map'te bir oda yap böyle ama çıkılmasın hani imkansız harita ya. Meriç. Direkt böyle çıkılmasın hani. Böyle yok ya. Kapıyı kapatayım değil mi? Kepsini kaldırayım ilk baştaki yer. Oğlum çok iyi olur lan. Acayip bir olur. Millet onu indir. İmkansız harita diye. Yukarıda caps olmasın ama. En boş ne diyorsun ya? Boşla uğraşmaya çıkamayacağım. Of. Çok komik olur oğlum. İmkansız hapis senden kaçabilecek miyim? Hayır. Kaçamam. Hayır. Kaçamayacaksın. Bitti. Meriç sen de gelsene aramıza. Sen de oyna. Harbi ol Meriç gelsene. Meriç onun yerine Fortnite oynamayı seçti. Kolay mı? Bak Meriç sana senin anlayabileceğin şekilde söyleyeyim. Fortnite adasının bir ucundan bir ucuna 3 defa gitmek kadar süre. Ne anlatıyorsun? Niye gülüyorsun oğlum bu kadar? Oğlum ben 30 level oldum adam, 130 level oldum Fortnite'da aynı günde, aynı zamanda. Çok yukarıdışım ekliyoruz. Çok komik. O kadar eğlenceli ki. Kalbim sıkıştı. Aa burası. Oğlum biz bir şey içmeden nasıl böyle olduk? Harbiden bir geldim, kafalar çok güzel. Oğlum ev yapıyor sabahtan beri o kadar şey ki, komik ki. Oğlum ne yapıyorsun lan eve? Öldüreceğim, yapma. Sakın yapma. Sakın. Ne yaptınız? Ne yaptın oğlum? İşte bu noktada sıkıldık ve oyundan çıktık. 19. günümüzü yaşayacağımız zaman yayında oynayalım dedik. Yayında bir şeyler yapalım dedik. Fazlasıyla yaşanmışlık var. Sunucu hile yapanlarla biliniyor. Bayağı sıkıntılı. Ama biz bugün öyle bir şey yapmayacağız. Biz bugün ne yapacağız abi? Biz bugün hayatta kalmaya çalışacağız. Bir hileci gelir bizi bulursa o zaman boku yedik. O zaman bütün emeklerimiz gitti. Her şey gitti. Kimin yaptığını bilmiyorum. Mesela ben Toby Tutin'in en hoşuma giden kısımlarından biri bu. Her şey anonim. Neredeyse her şey anonim. Biri arkasında iz bırakmış. Mesela bu taş yollar. Bu taş yolları biz yapmadık. Biri hatta bunu haç işareti yapmış abi. Ben bir de evimden bir tık uzaklaşıyorum gibi. Bir yandan 3 boyutlu hafızadan kodumu da bulmam lazım. Sıkıntı o. Bu arada şöyle bir şey yapacağım chat. Bizim bir sürü karpuzumuz var. Ben bu karpuzlardan belli bir kısmını çekirdek tohumu yapmaya kullanacağım. Sonra da şuralara böyle rastgele tohumlar koyacağım. Hani mesela etrafta öylesine dolaşan insanlar oluyor, tamam mı? Yardıma muhtaçlar. Bunlardan bir şekilde faydalanabiliyorlar. Güzel kısmı o. Ah tamam, buraya da karpuz bırakıyorum. Yani sevgi paylaştıkça çoğalır.
Karpuzları her yeri karpuz yapacağız. Just to be tweet'de. Hack açsan arkadaşlar. Hacksiz kendimize meydan okuma yapıyoruz şu an. Aa, oha. Adam baya baya karpuz farmı koymuş buraya. Güzel farm dostum. Sanki Die was here took some melons. Birazcık karpuz aldı demiş. Bu Ender Chest'im orada benim. Ender Chest'imde deli gibi eşya var. Hani şöyle göstermek istiyorum. Sen ölür müsün bu arada? Şu... Oooo! Ölme, tamam. Sonra beklenmeyen oldu. Normalde 2B2T 1.12.2 sürümünde ama biz deneme sürümünde 1.18.2'de girdiğimiz için, test sunucusuna girdiğimiz için sağ tarafta da koordinatlar gözüküyor. Ve ben solu kapatıyorum, sağı kapatmıyorum. Çünkü 2B2T'nin kurallarınca hep 1.12.2'de solu kapatırdık. Ben ne bileyim, yeni yeni güncele ulaşıyoruz. Biraz boomer'ız. Aa, target bloktan mı gitti? Aga, koordinatlar GG. Aga, koordinatları gösterdim. Bu arada bir şekilde savaş yiyeceğimize farkındaydım abi. Savaş gelirse, yağmalanırsa burası üzücü olur. Neyse ya, o kadar fazla zaman harcamamıştık en azından. Koyunlar, her şey gidecek. Gün doğumunda yeni düşmanlar doğuyordu. Adaland'in küçük yerleşkesi birazdan yok olabilirdi. Evet, yaklaşık 20 dakikaya düşmanlar bekliyoruz arkadaşlar. Bir savaş bekliyoruz ama savaş istemiyoruz da aynı anda. Eğer böyle olursa savunmam gerekecek Ardakay. Evet, en iyi eşyalarımızı almamız lazım. Ender Chest'ime gidip setlerimi almam lazım. Ama ekstra olarak ne biliyor musun? Sıkıntı. Adamlar hile olacak büyük ihtimal ve biz hile kullanmıyoruz. Abi, sadece Ender elimde bu var. Ben odun var. Ender Chest'in iki tane odun. Bravo. Evet, ölürüm diyor. Bravo. Çok fazla almışsın ya. Kesinlikle. Tık tık terik terik terik. Aga, hayır ya. Berkoant, abi Nether'ı kullanırsan her şey mümkündür diye şey yapayım. O zaman Ardakay şöyle, madem koordinatı sızdırdık Ardakay, benimle gelmek ister misin abi? O günün doğumunda gitmemiz, kaçmamız gerektiğini biliyorduk. Çünkü 2B2T tamamen toksik kitleyle dolu. Yanımıza misafir alabileceğimiz insanlar olacaktı. Fakat kendi egosunu tatmin etmek için yayında bizi öldürecekler de olacaktı. Bu kaçınılmazdı. O yüzden burayı terk etmemiz gerekiyordu. Buradan kaçmamız gerekiyordu en hızlı şekilde. Canım koyunlarım. Bak, burada bir aile kurdunuz. Sizi ilk günde buraya bak. İlk yapımız burasıydı biliyorum. Şöyle çevreledik. Yaşı gelen, neredeyse ölmeye yakın koyunları öldürdük. Biliyoruz ama acısız oldu tek vuruşta. Asla sizi incitmedik, hep değer verdik. Ve karpuzla beslendik genel olarak. Bu evi yanınıza yaptık. Burada gün doğumu, gün batımını izlediniz. Her şey çok güzeldi ama veda vakti geldi çünkü biz gidiyoruz. Bir salak bir yayıncı target bloğunu gösterdi yayında, o yüzden. Ben değilim o, bana bakma öyle. Ben göstermem ben. Yabaniler gelmeyecek daha önceden, hadi. Let's go, koş 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 koş. En azından bir tanesini şey yapacağım. En sevdiğim koyunu yanımda götüreceğim. Kendinize bir tane daha bot yapın abi. Bir tane daha bot vardı sandıkta. Bin abi, biriniz binsin. Ben yaptım. Bende var şu biriniz an. Biriniz binsin. Sonra koyunları arkamıza yükledik ve sürmeye başladık. Gidebileceğimiz en uzak yere doğru onlarla gidecektik. Ve anime koyun olayı ortaya çıktı. Yollar açıldı. Herkes koyunla tekrar binsin. Benim koyunum değildi galiba. Ha? Lan? Ne oldu? Ne oldu? Koyunum kaçtı. Uzaylılar kaçırdı. Uzaylılar benim koyunumu kaçırdı. Ardakay sakın yapma, senin koyunun da gidebilir bu arada. Koyun bir daha geriye doğru gittim. Burada. Burada. Bende orada ben koyun yok abi. Burada bak. Hiç yok. Bak. Burada hatta Poyraz dövüyor. Nasıl ya? Yani? Anime koyunum gitmiş mi? İlaçlarımı içmedim ki oğlum ben. Oğlum inançlarımı almadım ben. Anime koyunum gidemez. Anime koyun! Kawaii! Bir buraya vursana. Buraya vur bak, tam önümüzde. Şu an ben de şaka yapıyorsunuz değil mi? Gerçekten burada. Kaçmadı. Burada. Burada. Oğlum ciddi misin ya? Yani sen de dalga geçiyorsun değil mi? Son beyin hücrem. Oğlum gerçekten önümde bir şey yok ya. Siz bence dalga geçiyorsunuz. Burada bak, ölümsün. Tam önümde. Vur. İşte hayali koyunum falan mı seviyorum abi ben? Oo, koyun, evet gördüm, buradaymış arkadaşlar, çok özür dilerim. Gel koyun. Aaa tipi bak, kawaii. Gel bakalım. Gel karpuz istiyor mu? Gel karpuz. Gel buraya gel. Gel binelim. Gel bakalım. Gel. Bin şuraya. Karpuz yiyeceğiz. Gel zıpla. Zıpla şuradan. Zıpla şuradan arkama. Hop, zıpladı arkama. Arkadaşlar hadi koy. Ah, gördüm galiba, geri geldi. Lan. Aa, bir dakika. Nasıl yani? Ha, görebiliyorum artık.
İlaçlarımı almadım. Bak ilaçlarımı belli bir süre almadıktan sonra geri geldi. Buradasın. Gel buraya. Gel anime koyunum. Canım anime koyunum bunu. Renk bir dakika. Bunun rengi pembe oluyor mu? Spor çiçeğini ona göre şey yapacaktım. Ve koyunları güvenli bir yere götürdük. Güvenli bir yere götürdükten sonra aklıma şu geldi. 2B Tuti'nin en büyük olaylarından bir tanesi. Eğer kendi base'iniz bir şekilde koordinatı sızarsa kendinizi yağmalıyorsunuz. Çünkü bir base'i yağmalamanın zevki apayrı. Ve kendi yaptığınız base'in yağmalanmasını başkasına vermek yerine kendiniz o zevki alıyorsunuz. İşte biz de böyle yapacaktık. Ve gidip kendi mekanımızı ateşlere verdik. Böylelikle yanacaktı, hiçbir şey kalmayacaktı ve başkaları belki yıllar sonra geldiğinde karpuz farmımızı bulacaktı ve yanmış bir ev görecekti. Diyecekti, burada zamanında birileri yaşamış. İşte 2B2T böyle işliyor. 2B2T yayıncısı olmak böyle. Arayüzlerin birçoğunu kapatmanız lazım, o da oyunu görmenizi engelliyor. O yüzden eklenti kullanmam lazımdı ki burada koordinatları sadece ben göreyim, tekrar açmayayım. O da facecam'imin altında olurdu. Tabii hilesiz, eklentisiz oynadığımız için de bu daha zorlu oldu. Bu yüzden sızdı, yoksa sızmazdı. Daha sonra bizde her şeyin başladığı o uzay gemisi değil. Başlangıç noktasına gidecektik. İnsanlar oradan kaçmaya çalışacaktı, onları öldürecektik güya. Ama kıyamadık. Çok az kaldı abi. Bir dakika daha yürüdükten sonra bu... biri geldi. Merhaba. Selam. Heyo. Hayır kesme. Elmas verelim. Gel. Elmas abi. Let's go. Ama bizimle takıl. Bizimle takılır mısın? 2P. Hadi biz de gel. Biz de gel. Orası yanlış yer. Biz de gel. biz de gel. Zorba olma. Kanka ol abi. Bir dakika. Büyük iyi olmaz. Kanvitas. Gel. 2P. Abi bir adam daha geldi. Johnson Nitty. Kanvitas. Please don't kill me. Tamam abi. Karpuz. John Sanity. Let's go. Bizde de bir şey yok ama. Oha, portal traplara bak chat. Burası bu arada belgesel sunuyoruz. Buralar arkadaşlar, insanlar portala girdiğinde ellerinde bir şey olmayaraktan kırmaları istenilen, yani elle 4 dakika mı 8 dakika mı sadece bunu kırmak için uyguluyorsunuz. Böyle portal bulanma efekti geliyor, mideniz bulanıyor, göğsünüz gidiyor. Burası böyle kapsüller halinde yeni oyuncuları avlamak için. Birçoğu kırıp çıkmış. Ama mesela burada kırılmaz obsidyen böyle bloklarla koymaya devam edecekler. Baksana. Şuradan mesela bu portala girsen illa bir blok daha böyle elin ayağın oynasa burada doyacaksın. İnsanlar full burayı böyle yapmışlar. Böyle full yüzlerce kişi burada tuzakta kalıyor. Hatta buraya... Burası niye bomboş şu an? Bir dakika. Bir adam var. Flo. Dalıyorsun. Hayır dalmıyoruz abi. Karpuz. Herkeste karpuz var. Karpuz gang. Bana karpuz lazım. Yeto al. Daha sonra kendimiz kullanmıyorduk ama Ender Chest'ime ulaşabiliyordum. Flo'ya birazcık, yani 10 tane büyülü altın elma vermek istedim ve onu mutlu etmek istedim. Kendime hiçbir şey almadım oradan. Böylelikle 23 günü geride bıraktık. Şimdi daha da hızlanma zamanı. Gelecek bölümde hilecilerle savaşmaya başlayıp kendi mekanımızı tekrardan kuracağız. O zaman öbür videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.